kadar çok tartışılıyordu son günlerde. Yetenek sınavlarının yani pek çok alana yetenek sınavıyla insanlar alınıyor. Şimdi bir hata yapmamak için haber metnini de açayım. 14 alanda bu yetenek sınavlarının kaldırılmasına, direkt puanla girilmesine karar verilmişti. Bu haber çıktıktan sonra ben abi bazı ünlülerimizden buna tepkiler gördüm. Mesela Deniz Akkaya'dan gördüm. Demet Evgar'dan gördüm. Böyle olmamalı diyenler. Ama bir Haluk Levent el atması başka oldu. Sadece tepki vermek gibi olmadı. Gerçekten müthiş bir toplum hizmeti yapıyor. Şöyle haber, sanatçı Haluk Levent'in görüştüğü YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Genel Kurul üyeleri özel yetenekli öğrenci alan 14 bölüme sınav getirilmesi kararından bu yıl için vazgeçti. Vallahi ne diyelim? Alkış, evet. Alkış yani. Haluk Levent. Evet. Bu işe de ahbap el atınca çözdük. Bakın sanatçı bir ara işte toplumda şeyi yoktur falan. Ya sanatçı dediğin adam zaten gerçekten sorumlu adam yani. Sanat eğer ürettiğini hissediyorsan demek ki bir sorumluluğun var yani. Gerçekten çok sıkı takip ediyorum. Çok itiraf edeyim, hiçbir zaman Haluk Levent'in şarkılarını çok yoğun yoğun dinleyen bir insan olmadım. Çünkü ben zaten böyle çok ders çalışıyordum. Hiçbir zaman böyle şeyim yoktu. Çok okuyordum, okumaya takmıştım. Bir de sözsüz müzik dinliyorum. Ama gerçekten şu son 2 yıldır çok sıkı takip ediyorum. Ve hakkında bir karakter bile oluşturdum. Yani bir kitaba koydum. Öyle mi? Dinle Beni'de karakteri var Haluk Levent. Aa, gelecek evet. Kitapta. Haberin evet. Var ne mı? Ne ismi? Haberi yok. İlk defa da şimdi burada ne söyleyeyim. Adı ne karakteri? Çok güzel. Nihat koydum ama değiştireceğim. Benim karakterlerimi değiştiririm. Nihat. Haluk olsun Nihat. Adı ya. Açıkladınız. Len Haluk olsun. Haluk bak şimdi vallahi çok güzel bir nereden adam. Nereye geldiğini yani ben Haluk Levent'i Adana Karataş cezaevinde ziyarete gittim. Niye cezaevindeydi? Evrakta sahtecilik mi dolandırıcılık mı öyle bir yüz kızartıcı bir suçtan. Peki ama bir şey söyleyeceğim. Şeyin Mevlana'nın çok güzel bir lafı var biliyorsunuz değil mi? Muazzam. Çok lafı var da hangisi? Aynen çok lafı var. Bir tanesi şu. Çok güzel. Diyor ki pişebilmen için çiğliği çok iyi biliyor olman lazım. Evet. Çok güzelmiş evet. Bu. Yani çiğliği çok iyi biliyorsan çok iyi pişebilirsin. Yani pişebilme kapasiten çiğliği çok iyi bilmenle bağlantılı. Evet. Yani 15 yıldan daha fazladır belki. Şimdi daha da çok sevdim açıkçası. Bunu duyunca. Oraya gittim. Oraya gittiğimde dönüşte şunu dedim. Oraya gittik, yarı açık cezaeviydi, güvercin besliyordu. 20'ye yakın güvercin ona biat ediyorlar neredeyse. Dedim bu insan, yani cezaevleri biz de ıslah evi olmaktan çıkıyor, daha çok terörize ediyorlar. Bu adam burada ıslah oluyor. Yani duvara tosladı ve o insan bugün o beslediği güvercinler gibi insanlara umut dağıtıyor. Gerçi ara sıra onu da delirtiyorlar. Suistimal ederek ama sonuç itibariyle şu anda Türkiye'nin Kızılay kadar başka sivil toplum örgütleri kadar fayda üreten bir mekanizmayı tepe noktası haline geldi. Ve şunu çok takdir ediyorum, paraya asla temas etmiyorlar, para bağışı kabul etmiyorlar, sizin yardıma ihtiyacınız var. Yardım etmeyi isteyenle sizi buluşturuyorlar. Haluk Levent de gidiyor onlara. İster kahvaltı hazırlıyor, ister bir şarkı söylüyor, ister konserinde bateri çaldırıyor. Böylece bir ödeşme yöntemleri var aralarında. Haluk Levent demişken bir diğer haberde daha Haluk Levent'in parmağı var yine. O habere de girelim madem.